Merhaba değerli katılımcılar, merhaba değerli izleyenler. Ümraniye Belediyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucu gerçekleştirmekte olduğumuz Barış İçinde Birlikte Geleceğe temasıyla Uluslararası Balkan Sempozyumu 3. günündeyiz. Ve bu kapsamda oturumlarımıza devam etmekteyiz. Moderatörlüğünü üstlendiğim bugünün ikinci oturumunda Türk dış politikasında Balkanlar konusunu ele alan dört değerli katılımcımızın çalışmalarını ve sunumlarını dinleme fırsatımız olacak. Bildiğimiz gibi ve bu simpozyumun sunduğu platform çerçevesinde de her yönüyle tartışıldığı gibi Balkanlar birçok açıdan ister özgün jeopolitik konuma sahip olması, ister önemli enerji ve ticaret yolları üzerinde yer alması açısından yüzyıllardır büyük güç rekabetine sahne olan bir bölgedir. Hem bu nedenle hem de bölgeyle olan tarihsel ve kültürel bağları nedeniyle Balkanlar her zaman Türkiye'nin ve Türk toplumunun hassasiyet duyduğu konuların başında gelmektedir. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa arasında bir köprü olan Balkanların istikrarlı bir bölge olması Türk dış politikasının en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Ayrıca bölgeye yönelik Türkiye'nin dikkatini her zaman canlı tutmasını gerektiren bir diğer önemli etken Rusya'nın Balkanlarda etkin olma çabasıdır. Yakın çevresinde olduğu gibi burada da Rusya'nın etki alanı inşa etme hedefleri her zaman söz konusu olmaktadır. Bu oturum kapsamında dinleyeceğimiz çalışmalar da tam bu tür bir perspektiften yola çıkarak Türkiye, Avrupa Birliği ve Rusya'nın Balkanlar yaklaşımını farklı yönleriyle ele almaktadır. Böylece sunumlarımıza başlayacak olursak önce İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Erden Erem'in Akıllı Güç Perspektifinde Türkiye ve Rusya'nın Balkanlar Politikasının İncelenmesi başlıklı bir tebliğini dinleyeceğiz. Bununla başlayacağız. Buyurunuz Erden Bey. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Öncelikle hem size hem panelistlere başarılar diliyorum. Paydaş kurumlara da böyle bir organizasyondan ötürü teşekkür ediyorum. Sunumda bir kusurum olursa affola, 3 gündür serumlarla Estağfurullah. ayaktayım. O yüzden 15 dakikamı mümkün olunca verimli kullanmaya çalışacağım. Konumuzu ifade ettiniz. Akıllı güç perspektifinde Türkiye ve Rusya'nın Balkanlar politikasının incelenmesi. Kısaca indeksime değinmek isterim. Güç ve akıllı güç, Türkiye'nin Balkanlar politikasının, Rusya'nın Balkanlar politikasının genel hatları ve bu iki ülkenin Balkanlardaki akıllı güç uygulamaları. Güçle ilgili bildiğiniz üzere literatürde temel bazı tanımlar vardır. En bilindik tanım Robert Dahl'ın tanımıdır. A aktörünün yapamayacağını B aktörüne yaptırabilme kapasitesi ve yeteneğidir şeklinde ifade eder Robert Dahl. Hans Morgenthau da yine ulusal bir gücün unsurlarını sıralamaktadır. Coğrafya, doğal kaynaklar, endüstri kapasitesi, askeri hazırlık gibi kapasite ve unsurlardır. Bu ülkenin de hem Türkiye'nin hem Rusya'nın Balkanlarda bu unsurları sıkça kullandıklarını, güçlerini buna dayandırdıklarını göreceğiz sunumun içerisinde. Şimdi gücün türleriyle ilgili literatürde çok çeşitli tanımlar süre gelmiştir. İşte sert güç, yumuşak güç, akıllı güç, yakın dönemde bir de keskin güç meselesi var ki o da sıkça çalışmalara konu olacaktır diye düşünüyorum. Güç birinin istediği sonuçları elde edebilmesidir diye tanımlar Osepnar. Peki hangi gücü kullanıyor devletler? İşte realistlerin askeri gücü, liberallerin ekonomik gücü sıkça ön plana çıkarttığını biliyoruz. Küreselleşmeyle birlikte hem ulus dışı, devlet dışı aktörlerin, ulus ötesi aktörlerin daha etkin konuma yükseldiğini, ekonomik karşılık bağımlılık ilişkilerinin de giderek arttığını söyleyebiliriz. Gücün türlerinden yumuşak güç tanımı Osepnik'in en bilindik tanımlarından biridir. Bu noktada yumuşak gücü Osepnai kültür, siyasi değerler, dış politika gibi kaynaklara ayırmaktadır. Özellikle işte başka ülkelerin, başka toplumların etken devletin ve toplumun isteklerini kendinden kabul etmeleri yumuşak gücün en önemli metotlarından biridir. Yine sert güç de yüzyıllar boyunca sıkça bilinen, kullanılan askeri güç, ekonomik yaptırım ve benzeri metotlara dayanan devlet politikalarında, uluslararası ilişkilerde etkin
bir güç türüdür. Yumuşak güçle sert güç arasındaki işte farklara da değinecek olursak, hareket tarzları, kullanmış oldukları araçlar, hükümet politikalarındaki çeşitleri gibi farklılıklara sahiptir bu iki güç türü. Şimdi bu sert güç ve yumuşak güç tartışmalarının üstünden bir akıllı güç kavramı geliştirildi. 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde, ki bu merkezde yine Josep Nye gibi çok önemli bir teorisyen yer alıyordu ve işte Armitage'in de içinde bulunduğu bir komisyon. Ama bu teorinin büyük oranda Josep Nye'a ait olduğunu Josep Nye da defalarca ifade ediyor. Peki nedir bu akıllı güç? Josep Nye bir tartışma geliştiriyor. Burada diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın yüzyıldaki metotları, sert güç politikaları, yumuşak güç politikaları tek başına artık Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel gücünü sürdürmesinde etkisiz kalacaktır. Bu minvalde yeni bir teori olarak işte yumuşak güçle sert gücün bir birleşimi, hedef ülkelere yönelik doğru metotların, yani bir sepet politika belirleyelim, bir politika sepeti seçelim. Bunun içine hangi yumuşak güç araçları yerleştirilecek, hangi sert güç araçları yerleştirilecek? Bu seçime biz akıllı güç diyoruz. Josep Nye de bu şekilde aslında tanımlamış oluyor. Bu noktada işte akıllı gücün Amerika Birleşik Devletleri'nin sürdürmüş olduğu askeri ve ekonomik yatırımlarını ve hamlelerini de tamamlayacağı ve etkinlik kazandıracağını öne sürüyor. Ki nitekim Amerikan Başkanı Obama'nın döneminde Dışişleri Bakanlığı yürüten Hillary Clinton da Amerika Birleşik Devletleri'nin akıllı güç kavramını benimsediğini ve bunu gelecekte sıkça uygulayacağını da dile getirmiştir. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Akıllı gücü kısaca ifade etmiş olduk. Türkiye'nin Balkanlar politikasının genel hatları. İlk olarak Balkanlar Türkiye için hangi ülkeleri ifade ediyor? Hangi ülkeleri biz Balkanlar olarak sayıyoruz? Dışişleri Bakanlığı'nın web sayfasında Balkanlarla ilgili bölüm açtığımızda 11 ülkenin Balkanlar sınırlarında yer aldığını görüyoruz. Bu ülkeler şu açıdan da önemli. Dönem dönem buraya farklı ülkeler de dahil edilebiliyor. Türkiye'nin Balkanlar politikasını ele alırken işte Moldova, Macaristan gibi ülkelerin de buna dahil edildiğini görüyoruz. Ama Dışişleri Bakanlığı Moldova, Macaristan gibi ülkeleri bir Balkan ülkesi olarak saymıyor. Ama TİKA ve benzeri kurumlar Balkanlarla ilgili çalışmalarında Moldova, Macaristan ve benzeri ülkeleri de Balkanlar sınırlarına dahil ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye hem Osmanlı Devleti'nden kalan işte yaklaşık 550 yıllık mirasıyla hem de topraklarının özellikle Trakya bölgesinin dahil olduğu bir coğrafi alan itibariyle aslında bir Balkan ülkesi. Çok sayıda Balkanlarla derin tarihi, siyasi, kültürel bağı mevcut Türkiye'nin. Bu noktada işte Balkanlar'da yer alan Müslüman ve Türk azınlıklar başta olmak üzere gayrimüslim toplumların Osmanlı tecrübesi, yüzlerce yıldır sağlanmış olan bir barış ortamı, yine Balkanlardan Türkiye'ye göçen Balkan kökenli nüfus, Türkiye'nin Balkanlarla bağını sürekli sıcak tutmaktadır. Bu noktada bu işte göç dalgasının Osmanlı-Rus Savaşı'ndan beri süre geldiğini, halihazırda hem Türkiye'de işte sayısı çok farklı kaynaklarda çok farklı şekillerde ifade ediliyor ama en net ifadelerden biridir. Yani 15 milyonun üzerinde bir Türkiye'de Balkan kökenli nüfusun yer aldığıdır. Yine nitekim Balkanlarda da günümüzde yaklaşık 1 milyon Türk nüfus ve 8-8,5 milyon civarında da bir Müslüman nüfusun yaşadığını söyleyebiliriz. Şimdi toplumsal açıdan, tarihi açıdan bu kadar birbirine entegre devlet ve toplum birlikteliğinden bahsederken Türkiye'de Balkanlardaki gelişmelerden hiçbir zaman bağımsız kalamamıştır. Balkanlarda yaşanan tüm sıcak gelişmeler Türkiye'yi doğrudan muhatap hale getirmiştir. İşte Bulgaristan'daki yaşanan gelişmeler, 1950'lerden gelen göç, yine Jivkov dönemindeki göç, işte Kosova Savaşı, Bosna Savaşı gibi dönemlerde Türkiye'ye çok sayıda göç yaşanmıştır. Tabii Balkanlarda
Çok sayıda soydaş ve dindaş toplumun yer almasından ötürü Türkiye bölgeye sürekli yakın bir politika gütmüştür. Bu ülkelerin özellikle Yugoslavya'nın dağılışı sonrasında bağımsızlıklarını kazanmaya başlamalarıyla Türkiye'de ister soydaş dindaş ister gayrimüslim olmak üzere tüm devletlerin bağımsızlıklarını büyük oranda desteklemiştir. Bu noktada örneğin işte Bosna'nın bağımsızlık sürecinde İslam Konferansı örgütü içerisinde aktif bir rol almış ve destek sağlamıştır. Nitekim Birleşmiş Milletler'in barış gücüne de destek sağlayarak bu noktada Bosna'ya askeri, maddi ve manevi yardımlarda da bulunmuştur. Benzer gelişme Kosova'nın bağımsızlık sürecinde de yer almış. Kosova barış gücüne askeri destekte bulunmuştur Türkiye. Yine bu bağımsızlığını kazanan ülkelere, başta Makedonya olmak üzere diğer devletlerin NATO ve Avrupa Birliği'ne üyeliği noktasında da Türkiye hala destek olmayı sürdürmektedir. 1992 yılında Turgut Özal döneminde kurulmuş olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na da bu Balkan ülkelerinin dahil edildiğini yine görüyoruz. Tabii Türkiye çok farklı politika süreçlerine girmiştir. Bu ülkeler bağımsızlıklarını kazandıktan sonra hem bu ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirirken hem de kamu diplomasisi araçlarını da kullanmak amacıyla çok sayıda kurumu teker teker inşa etmeye başlamıştır. Özellikle TİKA'nın bu noktada 1992 yılında kurulduğunu hem Balkan coğrafyasında hem de Türkistan coğrafyasında aktif faaliyetler yürütmeye başladığını görüyoruz. Şimdi genel olarak Türkiye'nin Balkan politikasına değinecek olursak ilki Osmanlı Devleti'nden kalan tarihi mirastır. Burada işte bu mirasın olumlu yönleri olduğu gibi bazı sıkıntılar yaratan durumları da mevcuttur değineceğiz. İşte ikili ilişkiler dedik, Balkanlardaki devletlerin bağımsızlık süreçlerine destek olunması, Balkan ülkelerinin NATO ve AB entegrasyona destek olunması gibi ve kamu diplomasi yaklaşımı. Şimdi olumlu miras diyoruz. Evet, Balkanlardaki toplumlarla Türk toplumu arasında ciddi bir tarihi bir birikim var, kültürel bir hafıza var, önemli bir nüfus var. İşte bu nüfusun karşılıklı nüfusun arasında bir sosyolojik köprü rolü oynadığını görüyoruz. Bölgede çok sayıda Osmanlı eseri var ve bunlar hem Türkiye'nin bölgeye açılımını sağlıyor hem de o ülkelerin bu eserleri hala kullanmaya devam ettiklerini de görüyoruz. Bir de bu mirasa yönelik sorunlar var. Bölgede Türk ve Müslüman düşmanlığının bu bağımsızlık sürecinde giderek arttığını ve günümüzde devam ettiğini görüyoruz. Sırp Boşnak, Sırp Arnavut sorunu gibi. Bosna katliamının da aslında Türklerden bir intikam alma amacıyla Sırplar tarafından yapıldığını Sırp kuvvetleri de daha önce ifade etmiştir. İkili ilişkiler boyutuna az çok değindik ve bir kamu diplomasi yaklaşımı söz konusu. Şimdi Türkiye'nin Balkanlardaki kamu diplomasi yaklaşımına değindiğimizde bazı tasniflendirmeleri görüyoruz. İşte kalkınma yardımları ve teknik destekler, nakdi yardımlar, insani yardımlar, mimari restorasyon faaliyetleri, siyasal iletişim faaliyetleri, kültür, sanat ve eğitim, dini hizmetler, medya ve iletişim, güvenlik ve askeri faaliyetler olarak sıralıyoruz. Bu kategorilerin her birinin altında birçok kurumun faaliyet yürüttüğünü görüyoruz ama bunlardan en önemlisi ve konumuz itibariyle de kalkınma yardımları, teknik destekler, insani yardımlar gibi birazcık daha akıllı güç öğelerine dayanan faaliyetlerdir. Bunun mimandarı TİKA'dır. Birazcık daha bu bölümde TİKA'nın faaliyetlerine de değinmiş olacağız. Her bir kategorinin altında dediğimiz gibi birçok kurum faaliyetlerini yürütmekte. Burayı hızlıca geçeceğim. Özetle baktığımızda Türkiye'nin Balkanlar politikasının temel bazı ayaklarının olduğunu görüyoruz. Üst düzey siyasi diyalog, Balkanlardaki güvenlik ve refahın barış ortamının sürdürülmesi, azami ekonomik entegrasyon ki bunun meyvelerinin yakın dönemde daha çok toplandığını birazdan göreceğiz. Bölgedeki çok etnikli, çok kültürlü, çok dinli toplumsal yapıların devam etmesi. Bu noktada Türkiye bölgedeki varlığını ekonomik, askeri ve birçok açıdan muhafaza etmeyi ve geliştirmeyi, bölgedeki Türk ve Müslümanların haklarını korumayı, barışı ve istikrarı desteklemeyi gibi önemli maddeleri Türkiye dış politikasında savunmaya devam etmektedir. Rusya'nın Balkanlar politikasına geçecek olursak, her şeyden önce Rusya Balkanlarda mevcut olan bölgedeki Slav ve Ortodoks Hristiyan nüfusun politikalarında merkez rol oynamasına dikkat etmektedir.
Yine genel itibariyle Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun bölgedeki genişleme faaliyetlerinde tehdit olarak büyük oranda algıladığını da görüyoruz. Ve enerjinin Rus dış politikasında Balkanlar için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Balkanlardaki yaklaşık 60-65 milyonluk nüfusun 45 milyonunu Ortodoks Hristiyanlar oluşturuyor. Bunun yaklaşık 7,5 milyonunu da Katolik Hristiyanlar oluşturuyor. Şimdi baktığımızda Rusya'nın Balkanlarda Ortodoks ve Slav kimliği üzerinden bir kimlik politikası gütmek açısından zengin bir kaynağının olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Sovyetlerin dağılması, işte Rusya Federasyonu'nun kurulma sürecine kadar yine Yugoslavya'nın dağıldığı süreçte Balkanlarda ciddi bir güç boşluğu oluşuyor. Rusya Federasyonu kurulduktan sonra bölgeye yönelik nüfuzunu arttırmak için bazı arayışlara girişiyor. Bunun en önemli sonuçlarından biri bir kimlik inşası sürecidir. Bu kimlik inşası ile birlikte Rusya, Balkanlarda başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Avrupa Birliği, ABD ve yakın dönemde Çin'le önemli bir rekabete girişiyor. Nitekim yakın çevre politikasında Rusya'nın Balkanlara ekonomik unsurlar, çeşitli politik araçlarla büyük önem verdiğini de biliyoruz. Rusya'nın geleneksel Balkan politikasını etkileyen üç önemli faktörün söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak Balkanlarda başka krizlerin çıkması, Rusya Federasyonu Balkanlardaki krizleri kendi lehine dönüştürmek ve bölgedeki gücünü artırmak için çoğunlukla bir araç olarak görmektedir. Rusya'daki iktidar değişiklikleri de yine Balkan politikasını etkileyen ana unsurlardan biridir. Üçüncü ve son olarak ise Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin Balkanlar politikası da Rusya'nın bu politikayı algılaması ile birlikte çeşitlilik arz etmektedir Rusya'nın Balkanlar politikasında. Şimdi genel itibariyle baktığımızda Balkanların jeopolitik yapısı, Balkan ülkelerinin entegrasyon süreçleri, AB ve NATO'ya kimlik politikası, Rusya'nın ekonomi, enerji, siyasi ve stratejik konular Rusya'nın Balkanlar politikasının önemli başlıklarıdır. Balkanların özellikle Rusya'yı Avrupa'yı bağlayan Karadeniz üzerinden ve karasal anlamda yakın coğrafya konumunda yer alması Balkanları Rusya için önemli bir jeopolitik alana mecbur bırakıyor. Şimdi Karadeniz ve Balkanlar Rus ticareti için hem dış ticarette hem de enerji ticaretinde hayati önemli. Bununla beraber Balkanlar Rusya'yı Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu da bağlayan güzergahlardan biri. Az önce de değindik, Balkan ülkeleri AB ve NATO'yu ekonomi ve güvenlik ve istikrar noktasında önemli görüyor. Ancak NATO'nun özellikle Balkanlarda genişlemesi, işte Romanya sınırına dayanması, Polonya sınırına dayanması Rusya'yı büyük oranda çevreleme tehdidiyle baş başa bırakmış durumda. Genel olarak baktığımızda Balkan ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun Avrupa Birliği'ne üye olduğu, işte Bosna'nın, Arnavutluğun, Karadağ'ın, Kosova'nın, Kuzey Makedonya'nın ve Sırbistan'ın aday olduğu, NATO'ya da benzer şekilde Sırbistan'ın, Bosna'nın ve Kosova'nın aday olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu ülkelerin neredeyse hepsinin NATO ile çok çeşitli işbirliği anlaşmaları var. Örneğin Sırbistan'ın bile NATO askerlerini topraklarında barındırmaya yönelik bir işbirliği anlaşmasının olduğunu söyleyelim. Ki Sırbistan, Rusya'nın Balkanlardaki ittifaklarından biridir. Kimlik politikaları dedik. Balkan toplumlarıyla Rus halkının dil yönünden, din yönünden ve alfabe yönünden çok sayıda soydaşlık ve akrabalık bağının mevcut olduğunu söyleyelim. Çünkü Ortodoksluk Balkanlardan Rusya'ya yayılmış bir dindir. Bunun yanında yine Kiril alfabesi de iki toplum arasındaki kültürel transferlerden biridir. Hızlıca geçecek olursak enerji politikasına geçelim. Şimdi her şeyden önce Balkanlar Rusya'nın enerji arzını, petrol ve doğal gazını hem Balkanlara hem de Avrupa'nın sınırlarına dağıtımı noktasında önemli bir transport merkezi.
önemli bir alternatif koridor. Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı yakın dönemdeki kriz Balkanları Rusya için hayati önemde taşıyor. Rusya Balkanları ve Avrupa Birliği'ni enerji noktasında geniş bir arz bölgesi olarak görüyor. Şimdi son bölüme geçiyoruz. Türkiye ve Rusya'nın Balkanlardaki akıllı güç uygulamalarına yönelik örnekler. Genel itibariyle bazı benzerlik ve farklılıkların söz konusu olduğunu söyleyelim. İşte iki toplumda, iki devlette Balkanlardaki kimlik politikalarına büyük önem arz ediyor. Türkiye, Balkanlardaki Müslüman ve Türk toplumu önemli görürken, yine Rusya'da bölgedeki Ortodoks ve Slav toplumu önemli görüyor. Genel itibariyle baktığımızda akıllı güç kategorilerine, Türkiye, Balkanlarda alt ve üst yapı yatırımları, kamu diplomasi faaliyetleri, dış ticaret, askeri faaliyetler ve stratejik diyalog gibi alanları önermiştir. Rusya'da enerji politikaları, ekonomik politikalar, siyasi stratejik yaklaşım gibi alanlara ağırlık verdiğini görebiliyoruz. Türkiye, Balkanlardaki kalıcı barışı sağlamak adına sadece ikili ilişkileri, bölgesel ilişkileri geliştirmekle kalmıyor. Bir stratejik diyalog platformu da oluşturmaya gayret ediyor. Bu noktada işte Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki diyaloğun sürmesi adına üçlü danışma mekanizmalarının oluşturulmasına buna örnek olarak veriyoruz. Bu noktada hem Türkiye, Bosna, Hırvatistan, hem Türkiye, Bosna, Sırbistan arasında dönem dönem bu tür toplantıların, zirvelerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii akıllı güç açısından bu toplantılar sadece diplomatik bir boyut ifade edebilir. Bunun yanında Türkiye alt ve üst yapı yatırımlarıyla bu devletleri de birbirine yakınlaştıran bazı hamlelere girişiyor. Birazdan ona değineceğiz. Askeri faaliyetler özellikle Türkiye ile Arnavutluk arasında yakın dönemde bir üs kullanılma anlaşması imzalandı. Bu 97 yılında imzalanan anlaşmaya dayanıyordu. Türkiye Paşa Limanı askeri üssünde bir kullanım hakkı elde etti. Buradaki askeri kapasitesini arttırmayı hedefliyor Türkiye. Bunun yanında Türkiye Arnavutluk'un işte bağımsızlığından ve işte 90'lı yıllardan günümüze kadar çok sayıda askeri işbirliği kurduğunu görüyoruz. İki ülke arasında kurulduğunu görüyoruz. Bu noktada Arnavutluk komando birliklerinin eğitilmesi, askeri destekler, eğitimler, askeri tesisat noktasında yapılan destekler Türkiye'nin Arnavutluk'la olan askeri faaliyetlerine örnektir. Yine Türkiye Kosova ve Bosna'daki barış misyonlarını devam ettiriyor. Bunlar bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından, bölge toplumları açısından da büyük bir destek görüyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu iki ülkede de önemli bir askeri gücü mevcut Türkiye'nin. Yakın dönemde Türkiye'nin insansız hava araçlarının Balkan ülkelerinde de ciddi bir karşılık bulduğunu ve çeşitli taleplerin alınmaya başladığını biliyoruz. Yavaş yavaş satışlar da gerçekleştirmeye başlanacak bu noktada. Kuzey Makedonya'da Türkiye sürekli olarak askeri ekipman ve tesisat desteğinde bulunmayı sürdürüyor. Çeşitli askeri eğitim işbirliği anlaşmalarının da Makedonya başta olmak üzere birçok ülkeyle yapıldığını, asker ve subaylara yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiğini, örneğin Makedonya'ya 15 milyon dolarlık gibi askeri yardımların da gerçekleştiğini görüyoruz. Burada da Türkiye'nin Balkanlarda barış destekleme harekatlarına örnekler var. Bosna, Arnavutluk, Kosova, Makedonya gibi ülkelerde çok sayıda askeri harekatlara Türkiye'nin destek olduğunu ve çoğunu sürdüğünü görüyoruz. Şimdi az önce demiştik Türkiye'nin Balkanlarda alt ve üst yapı yatırımlarının sürdüğünü. Bu noktada işte Bosna ile Sırbistan arasındaki ticari, toplumsal ve benzeri karşılıklı bağımlılıkların artırılması ve diyaloğun geliştirilmesi adına Türkiye önemli bir projeye üstlenici konumunda. İşte Saraybosna ile Belgrad arasındaki otoyol projesi Türkiye'nin üstlenici olduğu bir projedir. Yaklaşık 3 milyar euroyu bulması bekleniyor projenin. Türkiye'nin Balkan ülkelerinde çok sayıda alt ve üst yapı yatırımları var. Örneğin Natron Hayat Kağıt Fabrikası Bosna'daki en önemli yatırımlardan biridir. Yaklaşık 100 milyon euroluk bir yatırımdır. Ufak ufak bazı örnekler de burada verdim. İşte Bosna Hersek Hava Yolları'nın %49'unun Türk Hava Yolları tarafından satın alınması, Makedonya'dan Sırbistan'a kadar çok sayıda yatırımların da sürdüğünü görüyoruz. Bu ülkelerdeki havalimanlarının işletilmesi, yeni havalimanlarının yapılması, elektrik santrallerinin yapılması,
İşte Türkiye Sırbistan'da 20 adet elektrik santrali inşa ediyor. Bunların bir takımı açıldı. Diğerleri de açılmayı devam edecek. Sırbistan'daki yatırımların 5 milyar dolara çıkarılması noktasında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın 2017'de bir açıklaması mevcuttu. Bu yatırımların da artmaya devam ettiğini söylüyoruz. 2015 yılında yine Halkbank Sırbistan'da bir bankanın satın alımını gerçekleştirdi. %76 hisseyle. Yine Kosova'daki elektrik dağıtımından Priştine havaalanının işletimine ve inşasına kadar yine Türk firmaları tarafından yapılmıştır. Bu şekilde bu örnekleri arttırabiliriz. Hırvatistan'da, Romanya'da önemli yatırımları var Türkiye'nin. Romanya'daki Türk yatırımları 6 milyar doları da geçmiştir. Bunların birçoğu müteahhitlik hizmetleridir. Yine işte Eti'nin bisküvi firmasının Romanya'daki yatırımı da bölgede önemli yatırımlardan biridir. Bulgaristan'da da Türk yatırımları yaklaşık 2 milyar doların üzerindedir. Karadağ açısından baktığımızda Karadağ borsasının yaklaşık %25'inin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ait olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin Balkanlarla sürdürmüş olduğu akıllı güç politikaları içerisinde en önemli konuların başında dış ticaret gelmektedir. Balkan ülkelerinin toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 770 milyar dolardır. Şimdi genel olarak baktığımızda Balkanlardaki 11 ülkenin de Türkiye ile çok ciddi dış ticaret ilişkisinin ithalat ve ihracat noktasında olduğunu görüyoruz. Şimdi genel itibariyle baktığımızda Türkiye bölge ülkelerinin Almanya ve İtalya'dan sonra dış ticaretteki üçüncü büyük ortağıdır. Almanya 90 milyar dolar, İtalya 55 milyar dolar, Türkiye ise yaklaşık 25 milyar dolarla dış ticaretini sürdürmektedir. Balkanlarla bu noktada bölge ülkeleri Türkiye'ye karşı yaklaşık 6 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı vermektedir. Tabii bu oranların Türkiye adına yükselmesi gerekmektedir. Türkiye'nin Balkanlardaki akıllı güç noktasındaki kamu diplomasi faaliyetlerine değinecek olursak, kalkınma yardımları, teknik destekler, nakdi yardımlar ve askeri işbirlikleri bu noktada örnek olarak verilebilir. TİKA dedik, akıllı güç noktasındaki en önemli kurumu TİKA'dır Türkiye'nin. Yıllık bütçesi yaklaşık 565 milyon dolardır. 2021 yılında bu bütçenin yaklaşık %31'i Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanlığı'na ayrılmıştır. Türkiye yaklaşık 140 milyon TL'lik bir bütçeyi Balkanlardaki kalkınma işbirliklerini geliştirmek, ortak tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi projelerde kullanmaktadır. Türkiye Balkanlarda günümüze kadar 4000 projenin neredeyse üstünde bir projeyi gerçekleştirmiştir. İşte baktığımızda tarımın, ticaretin, seracılığın ve benzeri alanların gelişmesi noktasında Türkiye Balkan ülkelerine çokça destek veriyor. İşte balıkçılıktan arıcılığa kadar çok sayıda alanda projelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Gelelim Rusya'nın akıllı güç uygulamalarına. İşte Rusya enerjiyi Balkanlardaki politikalarında aslında merkez araç olarak görüyor, bunu söyleyebiliriz. Bu noktada Rusya işte hem Balkanlarda hem de Avrupa'ya enerji arzında tek kale olmak için girişimlerini ve altyapı geliştirme faaliyetlerini bölgedeki hakimiyetini arttırmak amacıyla sürdürüyor. Bu noktada Balkanlar üzerinden geçen çok sayıda doğalgaz ve petrol boru hattı projelerinin olduğunu görüyoruz. İşte Ukrayna ile yaşanan krizden sonra hem Türkiye'den geçen hatlar hem de Karadeniz üzerinden Balkanlara ulaşan hatlar daha büyük önem kazanmıştır. Bu noktada da işte petrol boru hatlarını görüyoruz. Balkanlara uzanan ve oradan da Avrupa içlerine uzanan boru hatları. Bu noktada Rusya Federasyonu, Balkan ülkelerinde Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan gibi çok sayıda ülkede enerji yatırımları yapmayı sürdürüyor. Bu noktada Sırp enerji devi Nis'in ve Gazprom'un önemli olduğunu Rusya için söyleyebiliriz. Bu noktada Rusya, Sırbistan'daki bu Nis firmasının %80'lik hissesini satın aldı. Ve Nis üzerinden ve Gazprom üzerinden ve Lukoil üzerinden doğal gaz ve petrol alanlarında önemli atılımları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Sırbistan üzerinden Rusya'nın. Bu noktada sadece Sırbistan bile
%85 oranında Rusya'ya bağımlı durumdadır. Bunu ifade etmek gerekiyor. İşte Bosna Hersek'te 2007 yılında özelleştirilen petrol rafinerisi ve motor yağı da yine Rusya tarafından satın almıştır. Hırvatistan'daki devlet boru hattı operatörü de yine Rusya ile anlaşmalar imzalayarak bu noktada Rusya'nın etkisi alanına girmiştir. Dönem dönem enerjiyi Rusya diplomaside de araç olarak kullanıyor. Örneğin Yunanistan'la yakınlaşmayı artırmak amacıyla doğalgaz fiyatlarını %15 oranında düşürdüğünü örnek olarak verebiliriz. Her ne kadar Romanya, NATO ve Avrupa Birliği'ne büyük oranda entegre bir devlet olsa da yine Romanya'nın en büyük enerji arzında Rusya gaz şirketi Lukoil'in gerçekleştirdiğini görebiliriz. İşte Bulgaristan'dan geçen Güney Akım, Transbalkan, Burgaz, Aleksandropoli, Belene gibi gaz boru hatlarının da Rusya için önemli olduğunu ve ikili ilişkilerde önemli olduğunu görüyoruz. Yine Rusya, Bulgaristan ve Yunanistan'la enerji arzının Doğu Akdeniz ve Afrika'ya ulaştırılması noktasında da ikili ve üçlü anlaşmalar imzalamıştır. Ekonomik politikalar da enerji politikalarının yanında büyük önem arz ediyor Rusya Federasyonu için. Bu noktada işte AB'nin ekonomik ve jeopolitik ağırlığını bölgede büyük oranda azaltmaya çalışıyor Rusya ve AB'nin Balkan ülkelerine yönelik karamsar ve henüz net olmayan bazı üyelikle ilgili süreçlerini de Rusya yakından takip ederek bölgeye önemli ekonomik yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu noktada Sberbank'ın, Rusya Bankası'nın 2011 yılında Vosbank International aldığını ve Balkanlarda 600 bine yakın bir müşteriye eriştiğini söyleyebiliriz örnek olarak. Yine ruble diplomasisi kapsamında Rusya, Sırbistan ekonomisini kurtarmak amacıyla dönem dönem bazı yardımlarda bulunuyor. 1 milyar dolarlık 2013 yılında bir yardımda bulundu. Yine Bosna Hersek'teki Republika Srpska bölgesinde ekonomik varlığını da %40 oranında arttırmayı başardı Rusya. Bu noktada işte Bulgaristan ekonomisinin üçte birinin de Rusya tarafından kontrol edildiğine dair Alman İstihbarat Servisi'nin de önemli bazı raporları var. Karadağ'daki işletmelerin %32'nin Rus yatırımcılara ait olduğu, ülkeye gelen turistlerin de üçte birinin Rusya'dan olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi siyasi ve askeri işbirliği, siyasi ve stratejik yaklaşım Rusya'nın Balkanlardaki en önemli tutumlarından biri. Bu noktada bazı ülkeler, Sırbistan, Bulgaristan, Bosna Hersek'teki Republika Srpska Cumhuriyeti, Karadağ, Rusya'nın merkez olarak belirlediği ülkelerdir. Bu noktada bu ülkelerde özellikle siyasal partiler üzerinden, sol, popülist ve milliyetçi siyasi partiler üzerinden Türkiye ve Rusya Federasyonu bazı işbirlikleri geliştiriyor. Bulgaristan'daki Sosyalist Partisi, Ataka Partisi, Karadağ'daki Sosyalist Halk Partisi, yine Sırbistan'daki Sırbistan İlerleme Partisi, Rusya'nın bu ülkelerdeki ittifak partilerinden biri. Halihazırda Balkan ülkelerinin neredeyse hepsinde sosyalist partilerin, komünist partilerin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Arnavutluk'tan Yunanistan'a kadar tabloda da görüyoruz bunların işte Türkçe ve orijinal dillerdeki isimlerini. Rusya bu partilerin neredeyse hepsiyle birebir ilişki kurarak siyasi işbirliklerini, stratejik işbirliklerini sürdürüyor. Bu ülkeler bu partiler üzerinden iç siyaseti de kontrol etmeye çalışıyor. Şimdi Rusya'nın Balkanlardaki dış politikasında merkez ülke Sırbistan'dır. Bu noktada enerji, ekonomi, işte askeri işbirliği ve benzeri noktalarda Rusya Sırbistan'la derin bazı stratejik ortaklık ilişkilerine sahiptir. İşte Sırbistan'da Rusya'nın 5 milyar euronun üzerinde yatırımının olduğu, bu şirketlerin, Rus şirketlerinin gelirlerinin olduğu ifade edilmektedir. Yine Rusya sadece Sırbistan'da değil, Balkanlarda da kamu diplomasi üzerinden işte yumuşak güç kanallarını da aktif tutuyor. Bu noktada Russia Today, Sputnik gibi kanallar üzerinden propagandasını sürdürüyor. Ruski Mir Foundation üzerinden Sırbistan'da, Bulgaristan'da işte merkezler oluşturarak Rus kültürünün yayılmasında sürdürüyor diyebiliriz. İşte Sırbistan'la yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir silah anlaşması sadece 2015-2016 yıllarında imzalanmıştır. Bu noktada Aleksandar Vučić'in Sırbistan'da iktidara gelmesinin ardından Rusya, Sırbistan'a yönelik yeni yardım paketlerini devreye soktu.
Sberbank, Lukoil gibi şirketler üzerinden 2 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Yine Sırbistan'daki demir yollarının yapılması için de 900 milyon dolarlık bir altyapı anlaşması imzalandı. Yakın dönemde koronavirüs salgını üzerinden de aslında sadece Rusya'nın değil, Türkiye'nin de Balkanlara çok sayıda yardımların gerçekleştiğini söyleyebiliriz ama merkez ülke Sırbistan dedik Rusya için. Bu noktada yaklaşık 11 uçaklık bir yardım göndermiştir Rusya sadece Sırbistan'a. Şimdi gelelim sonuç ve değerlendirme kısmına. Kaç dakikam kaldı Sayın Moderatörüm? Hızlıca toparlarsanız çok güzel olur. Tamam, o şekilde sonuç ve değerlendirmeyle tamamlayalım. Şimdi baktığımızda Türkiye'nin Balkanlar politikasının aslında geleneksel ve akıllı güç politikaları üzerine iki ayrı kategoriye ayrıldığını görüyoruz. İşte nedir geleneksel politikalar? Balkan ülkelerinin bağımsızlığını kazandığından beri süregelen politikalardır. Bu bağımsızlığını kazanan ülkelerin işte bağımsızlıklarının desteklenmesi, Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyonları, bölgedeki Müslüman ve Türk azının haklarının korunması, barış ortamının devam ettirilmesi Türkiye'nin asla vazgeçmeyeceği geleneksel politikalardır. Bunun yanında akıllı güç politikalarını da az önce ifade ettik. Altyapı, üst yapı yatırımları, kamu diplomasi faaliyetleri gibi Türkiye spesifik alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu noktada Türkiye'nin çok sayıda aktörle Balkanlarda yarıştığını görmekteyiz. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin gibi aktörler Türkiye'nin aslında aynı zamanda rakip devletleridir. Bu noktada Türkiye'nin bu ülkelerle karşılaştırıldığında sınırlı imkanlara sahip olduğunu da söylemek gerekir. İşte Türkiye bu noktada da akıllı güç yaklaşımıyla kamu özel işbirliği metodu, yine stratejik bazı yatırımlar, kamu diplomasi faaliyetleriyle hareket alanını bölgede genişletmeye çalışmaktadır. Şimdi Rusya'ya geldiğimizde Rusya'nın tabii Balkanlarda az önce söylediğimiz gibi kimlik politikaları üzerinden geniş bir aslında nüfus ve nüfus alanı mevcut. Kimliğe dayalı politikalarda nüfusun siyasal yüzdüşümünün de Balkan ülkelerinin neredeyse tamamında geniş olduğunu görüyoruz. Türkiye işte Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Kosova'daki Türk partiler üzerinden iç siyasete yönelik bazı çalışmalar sürdürmekteyken Rusya'nın çok daha geniş bir nüfusa etki ettiğini bu noktada görebiliriz. Yine Rusya Federasyonu'nun işte enerji ve ekonomideki kaynaklarının fazlalığı Rusya'nın Balkanlar politikasındaki etkinliğini giderek arttırıyor. Yine işte az önce bahsettik Ruski Mir Foundation, Rusya'nın önemli kamu diplomasi kuruluşlarından biri. Balkanlarda özellikle Slav nüfusun yoğun olduğu ülkelerde aktif bir kamu diplomasi çalışması yürütüyor. Bu noktada işte Rusya'nın konuşulması, Rus kültürünün tanıtılması, sevdirilmesine yönelik kamu diplomasi çalışmalarını sürdüğünü görüyoruz Rusya adına. Türkiye'nin kamu diplomasi yaklaşımındaki temel sıkıntılardan bir tanesi etki alanının Müslüman ve Türk nüfusla daha çok sınırlı olması. Tabii dönem dönem işte Makedonlar, Hırvatlar, Sırplara yönelik faaliyetler sürmüş olsa da bütçenin büyük bir kısmının soydaş ve dindaş nüfusa yönelik kullanıldığını söyleyebiliriz. Rusya belirli bir işte başat güç politikası yürütüyor Balkanlarda. Nedir? Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Rusya'nın bu bölgelerde başat güç hedefi güttüğü bölgelerdir. Türkiye'nin tam anlamıyla bir merkez ülke Balkanlarda henüz belirleyemediğini, her ne kadar işte yatırımların büyük oranda Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Bosna'ya yönelik olduğunu görsek de, bütçelerin bu ülkelere ayrıldığını görsek de, yine bu ülkelerde Rusya gibi bir başat aktör olduğunu Türkiye'nin tam anlamıyla söyleyemeyiz. İşte Rusya aslında yavaş yavaş Avrupa Birliği ve NATO'nun bölgedeki genişlemesini aslında kabullenmeye de başlamıştır. Ama bunun yanında Rusya bu ülkelerdeki kapasitesini arttırmayı amaçlayarak enerji ve ekonomi üzerinden çalışmalarını sürdürmektedir. Ekonomik yatırımlar, enerji yatırımları bu noktada en önemli aracıdır. Yine Rusya'nın az önce de değindik siyasal partiler ve sivil toplum kuruluşları üzerinden Balkanlarda etkili olmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Bölgesel krizler Rusya için hala büyük bir önem arz etmektedir. Yakın dönemde Sırbistan'la Kosova arasında yine işte Bosna'daki hareketlenmeleri de bu noktada Rusya'nın müdahil olduğu krizler olarak görüyoruz. Sırbistan-Kosova krizinde
Sırbistan askeri birliklerini denetlemek ve ziyaret etmek amacıyla Rus Büyükelçisi'nin gitmesini Rusya'nın bu krize müdahil olma isteği açısından örnek olarak görebiliriz. Yine Bosna'daki Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dodik'in de Rusya tarafından çokça desteklenerek bu çalışmalarını sürdürdüğünü, yapılan planlamaların hep Moskova'nın onayı dahilinde gerçekleştiğini de zaten uluslararası basın defalarca dile getirmiştir. Genel itibariyle bu şekilde Tamam. özetlemiş olalım. Kaynakçalarımızda, sunumumuzda mevcuttur. Çok 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 teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Erdem Bey. Ayrıntılı ve derinlemesine bir incelemenizi bizlere sunduğunuz için, dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen Ben ikinci teşekkür ederim. kebliğimize geçiyoruz. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Programı doktora adayı Denizhan Ege Şakrak bize Avrupa Birliği'nin normatif gücü, AB adayı Türkiye ve AB potansiyel adayı Bosna Hersek üzerindeki rolü başlıklı bir çalışmasını sunacak. Buyurun Denizhan Hanım. Teşekkürler. Merhaba, ben Deniz Sanage Şakrak, İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı doktor öğrencisiyim. Sunumumu yansıtıyorum ekrana. Bugün size sunacağım konu Avrupa Birliği'nin normatif gücü, Avrupa Birliği adayı Türkiye ve Avrupa Birliği potansiyel adayı Bosna Hersek üzerindeki rolü. Özetim bu şekildeydi. Zamanımız da kısıtlı olduğu için bazı noktalara değineceğim, bazılarını özellikle vurgulayacağım. Tabii. İlk olarak Avrupa Birliği'nin kuruluşundan hemen bahsetmek istiyorum. Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı'nın ardından Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya tarafından kömür çelik üretimini ve denetimini bir araya getirmek ve artırmak doğrultusunda kurulmuştur. Sonrasında 1957 yılında Roma Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte Avrupa Ekonomi Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu şeklinde bugünkü Avrupa Birliği'nin temeli oluşmuştur. Ve Avrupa Birliği yıllar içerisinde çeşitli bütünleşme aşamalarıyla birlikte büyüyerek hukuki, siyasi ve ekonomik olarak bugünkü halini alırken birçok genişlemeyle birlikte de 6 üyeli halinden en son 2020 yılında Brexit ile İngiltere'nin çıkışıyla birlikte bugünkü 27 üyeli halini almıştır. Şu şekilde kısaca genişlemelerden size örnekler göstermek istiyorum. Ve Avrupa Birliği'nin bugün aday ülkeleri, potansiyel aday ülkeleri mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin aday ülkesi olurken Bosna Hersek de potansiyel aday ülkesidir. Avrupa Birliği'nin normatif gücünden bahsetmek istiyorum. Avrupa Birliği'nin normatif gücü esas olarak normatif, norm ve değerler ne anlama geliyor şeklinde anladığımızda sonrasında bu anlamda Türkiye ve Bosna Hersek üzerindeki gücünün ne düzeyde olduğunu belirtmek istiyorum. Normatif kelime olarak davranış kalıplarını, standartların tanımını yapan ve olması gerekeni ortaya koyan şeklinde ifade ediliyor. Ve norm uluslararası siyasette bir değer anlamında ifade edilirken hani istek ve rica anlamında değil, yalnız emredici bir tarafının olması ve yine bir yola giderken kural koyucu mekanizmasının olması gerekiyor. Şartlar olarak baktığında norm ne anlama geliyor diye ifade ettiğimizde tutarlı olabilmek gerekiyor ilk olarak. Sonrasında rasyonel olabilmek gerekiyor. Sonra yaptırım gücünün olabilmesi gerekiyor ve en son olarak da rasyonel, ahlaki ve hakkaniyetli olma, ahlaklı olma ve adil olabilmek de norm oluşturmanın bir kuralıdır. Avrupa Birliği'nin normatif gücü özellikle 1970'lerden 90'lara kadar tartışma konusu olurken özellikle Avrupa Birliği'nin askeri gücünün olup olmadığı bir tartışma konusu olmuştur ve sonrasında sivil gücünün olduğu, Avrupa Birliği'nin normatif gücünün olduğu değerler, hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, azınlık hakları, eşitlik ve barış üzerine kurulu bir birlik olduğu ve bu anlamda normlarını aday ülkelere, üye olmuş ülkelerine ve komşuluk ilişkileri geliştirdiği ülkelere aktarıp aktarmadığına bakılma doğrultusunda değerlendirilmektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve bu anlamda Avrupa Birliği'nin normatif gücünden söz etmek istiyorum. Türkiye aslında Avrupa Birliği ile çok eski geçmişe sahip bir ülke. İlk olarak Avrupa Birliği'nin sanayi anlamında Batı Avrupalı ülkelerin gelişimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri amacıyla
iş gücüne ihtiyaç duymaları ve bu nedenle Türkiye'den iş gücü ihraç etmeleriyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Misafir işçi anlaşmalarıyla birlikte ilişkiler başlarken Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne iş gücü ihracı yapması, sonrasında ilişkilerin resmi olarak başlaması ise 1959 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne başvuru yapması ve 1963 yılında Ankara Anlaşması'nın imzalanması, 64 yılında Ankara Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte ilişkiler resmi olarak başlamıştır. Ankara Anlaşması Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bir ortaklık anlaşması iken 3 dönemden oluşmuştur. İlk dönemi hazırlık aşaması sorunsuz geçerken özellikle ikinci döneminde 1970'lerde başlayan bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki Türklerin haklarını korumak anlamında 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmesiyle birlikte hem Avrupa Birliği ile hem de Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri uzaklaşmaya başlamıştır. Bu yıllardan sonra 1980'li yıllara geldiğimizde Türkiye'nin kendi iç siyaseti ve uluslararası ilişkilerinde değişen bir siyaseti ortaya çıkmıştır. Bu anlamda ilişkiler yine çok yakın olmamıştır birbiriyle. İlişkilerin yakınlaşması süreci 1987 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunun yapılması ve başvuru olumsuz değerlendirilse bile ilişkilerin yakınlaşması anlamında olumlu diye ifade edebiliriz. 1996 yılında Gümrük Birliği'ne geçilmiştir. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği kurulmuştur. Esasen Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin en yakınlaştığı dönem 1999 yılında Türkiye'nin Helsinki'de adaylığının ilan edilmesiyle gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği adaylığı ilan edilmesinin ardından Türkiye'de 34 anayasa değişikliği, 3 uyum paketi, sonrasında 2004 yılında Türkiye'ye Avrupa Birliği tarafından maddi ve teknik destek yapılacağının belirtilmesi ve 2005 yılında Türkiye'nin müzakerelerin açılması ilan edildiğinde de yine 4 reform paketi, 2 anayasa değişikliği yasalaşmıştır. Burada önemli olan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye neler sağladığı adaylık ve uyum anlamında. Özellikle 1999-2005 yılları arasında Avrupa Birliği'ne uyum anlamında çok hızlı değişimler gerçekleşti Türkiye'de. Kadınlara ve çocuklara yapılan şiddetin cezalandırılması, işkencenin suç sayılması, ölüm cezasının kaldırılması, insan haklarının ilerlemesi anlamında çok önemli değişimlerdi Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri anlamında. Ve yine 2000'li yıllarda Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi olan adil yargılama hakkını kabul etmiştir. Bu da yine önemli bir değişimdir. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin başlaması, müzakerelerin devam etmesi doğrultusunda insan hakları, eşitlik, demokrasi anlamında Avrupa Birliği'nin normatif gücünün olduğunu burada görebilmekteyiz. Ancak sonraki bazı noktalara baktığımızda, örneğin 2004 yılında Kıbrıs'ta bir anlam planı gerçekleştirildi. Esasen Kıbrıs'la ilgili Türkiye barışı son derece önemseyen bir ülkeydi. Bu nedenle 2004 yılında hem Türkiye'deki siyasilerin hem gazeteci, basın, medya camiası Türkiye'nin pozitif destekleriyle de birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının sunulan anlam planında, adanın birleşmesi anlamında sunulan referandumda Kıbrıs'taki Türklerin çoğunun evet demesi ve Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Rumların çoğunun da hayır demesiyle birlikte adanın birleşmesi gerçekleştirilemedi. Bunun hemen ardından hayır diyen tarafın tüm ada adına bir hafta sonra Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ın üyeliğiyle gerçekleşen bir sonuç ortaya çıktı. Çünkü önceden müzakereler de aslında tamamlanmıştı. Bu nedenle Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türklerle birleşmeye hayır dedi. Bu konuda Türkiye'ye çeşitli yaptırımlar sonraki yıllarda sunulacakken Kıbrıs'a da en azından üyelik öncesinde adada barış anlamında böyle bir yaptırım sunulabilirdi Avrupa Birliği tarafından ya da en azından bir şartlılık olarak sunulabilirdi. Bu gerçekleşmedi. Sonraki yıllardaki ilişkilerine baktığımızda Avrupa Birliği ve Türkiye'nin, Türkiye Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ticaretle ilgili limanlarını Kıbrıs gemilerine açmadığı için ve Kıbrıs'ta bir ticaret anlaşması imzalamadığı gerekçesiyle 2006 yılındaki Genel İşler Dış İlişkiler Konseyi'nde 8 fasılda faslın açılamaması ve hiçbir fasılın geçici olarak kapanmaması kararı alındı. 2009 yılına gelindiğinde ise yine Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından 2009 yılında 6 fasılın ilerlemesi bloke edildi.
Böylelikle şunu görmüş oluyoruz aslında. Avrupa Birliği'nin en eski ortaklık anlaşması yaptığı ülkelerden bir tanesi olan Türkiye'nin 14 basının Kıbrıs'la ilgili meselelerden dolayı ilerlemesinin durduğu, yani ilişkilerde artık bir şartlılık olarak Türkiye'ye getirildiği ve sunulduğunu görüyoruz. Bunun Avrupa Birliği'nin norm ve değerler üzerine kurulu gücüne bir olumsuzluk kattığını ifade edebilirim. Çünkü Avrupa Birliği'nin bu norm olarak belirttiği unsurlar eşitlik, demokrasi, insan haklarını sunması anlamında önemli, yaptırım gücünün olması ya da rasyonel olabilmesi. Yalnız burada tutarlılık, hakkaniyetli olma anlamında Türkiye'ye benzer unsurların zaman zaman sunulmadığı şeklinde bir gösterge var. Yine özellikle bu konuyla ilgili olarak Türkiye'nin son zamanda Avrupa Birliği ile ilişkileri 2010 yılından itibaren 2011 yılında Arap ayaklanmalarının başlamasıyla birlikte göç konusu taraflar arasındaki ilişkilerde güncel bir mesele haline geldi. Ben de zaten göç çalışıyorum. Bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Arap ayaklanmalarının ardından gerçekleşen göçlerle ilgili hem Avrupa Birliği'ne hem Türkiye'ye yüksek sayıda insan hareketliliği başlarken Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 2013 yılında bir geri kabul anlaşması imzalandı. Geri kabul anlaşmasının şartlarından bir tanesi de 2016 yılında Türk vatandaşlarının vizesiz Avrupa'ya seyahat edebilme hakkıydı. Bu da Türkiye'nin 72 kriterden 6 kriteri gerçekleştirmediği için bugün gerçekleşmiyor. Hani bu anlamda bile aslında Türk vatandaşlarına da en azından Avrupa'ya bir vizesiz seyahat etme anlamında tanınmadığı, hak tanınmadığı, ki bunun bu zamana kadar gelmesi de oldukça geç bir durum. Çünkü Avrupa Birliği adayı olmayan ülkeler bile bugüne kadar vatandaşları en azından Avrupa Birliği'ne vizesiz olarak seyahat edebilmişlerdir. Yine Avrupa Birliği'nin kendi normatif gücü anlamında sorgulanacak bir nokta olarak karşımıza çıkmakta. Daha sonrasında sonuç olarak yine hepsini toparladığımda değineceğim bu konuya. Bosna Hersek'ten bahsetmek istiyorum. 1990 yılların başında Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte Yugoslavya'da etnik hareketlilik başladı. Ve Hırvatlar ve Sırplar arasında başlayan savaş Bosna'daki Ravno köyüne sıçradığında Bosna'da savaş başlamıştı. Ve 1992-95 yılları arasında Bosna'da bugün yakın tarihte gerçekleşmiş en üzücü olaylardan bir tanesi yaşandı. 1992 yılında Srebrenica güvenli bölge olarak ilan edildiğinde burada birçok Boşnak bölgeye geldi ve 1995 yılında Mladic komutasındaki Sırplar bölgeye girerek birçok Boşnak'a hayatını kaybetmesine sebep oldular. Bu yakın tarihte gerçekleşen bu olay sonraki yıllarda Lahey Adalet Divanı'nda görüşülecek bir mesele olarak gelmiştir, gündeme gelmiştir. Hmm. 1995 yılına kadar Bosna'da çeşitli saldırılar meydana gelirken yüz binlere yakın kişi hayatını kaybetmiştir ve 2 milyona yakın kişi de bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır. 1995 yılında artık saldırılar çok ciddi boyutlara ulaştığında NATO tarafından bölgeye pek çok asker, 15 ülkenin katılımı ve savaş uçaklarıyla birlikte Sırp hedefleri bombalanmıştır ve bunun ardından Dayton Barış Anlaşması 1995 yılında imzalanmıştır. Anlaşmaya göre Bosna Hersek iki entite, 10 kanton, bir de özerk bölgeye ayrılmıştır. Bu İki entite olması Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek Federasyonu şeklinde yapılar oluşurken hukuki bir, yasal bir sınırının olmaması, ancak uluslararası güç denetiminde bir sınırının olması ve bunun da 1400 kilometre uzunluğunda bir sınır olduğu anlamına gelmekte. Dayton Anlaşması'nın kurduğu bu yapı Bosna Hersek'te tek bir üniter devlet yapısının olmasının önüne geçmekte ve bir de tek bir vatandaşlık yapısının olması yönünde yine zayıflatmaktadır ülkeyi. Ayrıca Bosna Hersek'in yapısı anlaşmayla birlikte şu şekilde oluşmuştur. Bakanlar Konseyi, Anayasa Mahkemesi, Merkez Bankası, Temsilciler Meclisi, Halk Meclisi ve Üçlü Cumhurbaşkanlığı Konseyi'dir. Ancak Üçlü Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nde yer alabilmek için Hırvat, Sırp ya da Boşnak olmak gerekiyor. Bu da diğer etnik grupların üst düzey kamu görevine gelmesini engellemektedir. Bu nedenle
Bu nedenle bu konu 2006 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Roman aktivist Sejdić ve Musevi yazınının temsilcisi Jakob Finci tarafından Bosna Hersek'e bir dava açılmasıyla sonuçlandı ve 3 yıl sonra 2009 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bosna Hersek'in anayasasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre uyarlaması gerektiğine karar verdi. Yani eşitlik temelli bir anayasa ortaya çıkarsa böylelikle diğer etnik grupların da hakları temsil edebilir ve onlar da üst düzey kamu görevlerine gelebilirler şeklinde bir karara bağlanmıştır. Yine Dayton Barış Anlaşması'ndan sonra Bosna Hersek'te Bosnalıların yoğun olarak yaşadığı yerler olarak ve savaştan en çok zarar gören yerler olarak Srebrenica, Visegrad, Zvornik, Foça ve Drina Sırp Cumhuriyeti altında görülürken burada halkların yaşadığı, Boşnak halkının yaşadığı yerlerde Hırvatlar ve Sırplar yerleştirilerek bölge açma sağlanmıştır ve daha sonrasında burada kişiler de bölge halkı olarak kabul edilmişlerdir. Bu yine çok olumlu olmayan bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Avrupa Birliği'nin Bosna'daki uygulamalarına baktığımızda 2004 yılında Avrupa Birliği en kapsamlı barış koruma gücü olarak UFOR isimli barış koruma gücünü kurmuştur Bosna Hersek'te ve istikrar ve ortaklık süreci 2015 yılında Avrupa Birliği ve Bosna Hersek arasında yürürlüğe girmiştir. 2008 yılında Avrupa Birliği ve Bosna Hersek arasında vize kolaylığı ve geri kabul anlaşması imzalanmıştır. 2010 yılından beri Bosna Hersek vatandaşları vizesiz Avrupa'ya seyahat hakkına sahiptirler. 2007 yılındaki uluslararası hukukla ilgili bahsetmemiz gerektiğinde 2007 yılında Lehey Adalet Divanı'nda Bosna'da gerçekleşen bu olay soykırım olarak ifade edilmiştir. Fakat Sırbistan hükümeti soykırımdan resmen suçlu bulunmamıştır. Bu da aslında soykırım yapıldı ama devlet eliyle değil gibi bir ifadeye sebep olmakta. Sonraki dönemde Sırbistan'ın ödeyeceği tazminatın önüne geçmektedir. Kararın hemen ardından da Sırp Cumhuriyeti entitesi Bosna Hersek'te savaş sırasında Sırp olmayanlara karşı işlenen suçlara ilişkin derin üzüntülerini ifade eder ve bu suçlara iştirak eden herkesi kınar şeklinde ifadesinde yine soykırım kullanılmaması özellikle vurgulanması gereken bir nokta. Çünkü zaman zaman Avrupa Birliği'nin çeşitli şekillerde benzer kararları alması ya da aldırması ortaya çıkarken çok yakın bir tarihte ve Avrupa'nın çok yakın bir bölgesinde gerçekleşen olayla ilgili böyle bir kararı aldırma doğrultusunda Sırbistan'a yaptırım uygulama anlamında ya da şartlılık uygulama anlamında benzer güç kullanmaması yine sorgulanacak bir nokta olarak ortaya çıkmakta. Bir de tabii Sırbistan da Avrupa Birliği'nin aday ülkelerinden bir tanesi. En azından kararın çıkması anlamında böyle bir güç uygulandığını görmüyoruz ya da böyle bir şartlılık uygulandığını görmüyoruz. Dolayısıyla bu da yine Avrupa Birliği'nin bu norm olarak belirttiğim şartların altında tutarlı olabilme, adil, hakkaniyetli olabilme yönünde eksik taraflarını da ortaya koymaktadır. Yine Bosna Hersek'in yapısıyla ilgili Üçlü Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nde çıkan kararı belirtmiştim biraz önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilişkin. Burada özellikle önemli hukukçular da Bosna Hersek'le ilgili olarak Sejdić Finci davasını örnek olarak gösteriyor. Mesela Anayasa Hukuk Profesörü Kazım Trinka bununla ilgili Dayton modelinin çok fazla eşitlik unsuruna dayanmadığını ama Bosna Hersek'in daha eşitlik unsuruna dayanan Avrupa modelini örnek alması gerektiğini ifade ediyor. Bu nedenle de Avrupa modeli hukuki olarak Bosna Hersek'e önemli hukukçular tarafından da örnek alması gereken bir model olarak sunulurken hukukun eşitliği, hukukun üstünlüğü, eşitlik, insan hakları anlamında model olarak sunulması anlamında önem taşımakta. Sonuç olarak ifade etmek istediğimde Türkiye ve Bosna Hersek üzerinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin bir aday ülke ve Bosna Hersek'in de potansiyel aday ülke olması ile ilgili Avrupa Birliği'nin çok önemli katkıları var. Ülkelerin olumlu anlamda değişiminin sağlanması ile ilgili. Fakat belirttiğim noktalarda özellikle Türkiye ile ilgili Kıbrıs sorunu, yine Türkiye ile ilgili son günlerde, son 10 yıldır gündemde olan aslında göç meselesi ile ilgili Avrupa Birliği'nin de burada tutarlı olmayan davranışları ön plana çıkmakta.
Bosna Hersek'le ilgili belirttiğimde ise özellikle Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan olayın bugün konuşulmasının nedeni gelecekte dünyada herhangi bir ülkede herhangi birinin bu şekilde ya da bir topluluğun bu şekilde olay yaşamaması anlamında oldukça önem taşıyor. Bu yüzden konuşmamız gerekiyor. Bu nedenle aslında Bosnalı vatandaşlara haklarının teslim edilmesi gerekiyor hukuk bağlamında. Bu nedenle aslında ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi yurtta barış, dünyada barış sözünün bizim için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem bizim için hem ülkemiz Türkiye için, Bosna Hersek için ve tabii Avrupa Birliği'nin de Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna'nın haklarını savunmak anlamında bu temelde adım atılması gerektiğini düşünüyorum ve karşılıklı anlayış çerçevesinde diplomaside çözülmeyecek hiçbir sorunun ne Türkiye, Avrupa Birliği ne de Bosna Hersek ve Avrupa Birliği arasında böyle bir sorunun çözülmeyecek bir konunun olmadığını düşünüyorum. Bir Avrupa Birliği doktor öğrencisi olarak ilerleyen yıllarda ülkemizi, Türkiye'yi ve Bosna Hersek'i Avrupa Birliği üye ülkesi olarak görmeyi umut ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Denizhan Ege Hanım'a. Aday ülke ve potansiyel aday ülke ekseninde Avrupa Birliği'nin normatif gücünü inceleyen çalışmasını dinledik. Çok teşekkür ediyoruz bundan dolayı. Ve hemen sözü oturumumuzun üçüncü sunumuna geçelim istiyorum. Sunumu yapacak olan Enes Çokyaşar'a veriyorum şimdi sözü. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencimiz olan Enes, Türk kamu diplomasisinin gelişimi ve Balkanlardaki etkisi başlıklı tebliğini sunacak. Buyurunuz. Tabii hocam, teşekkür ediyorum. Hemen sunumu paylaşayım. Hı-hı. Galiba şu an gözüküyor. Anladım. Evet, görebiliyoruz. Merhabalar. 21. yüzyıl dünya siyasetinde yaşanan dönüşüm ve gelişimle beraber artan kamu diplomasi faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin kamu diplomasi faaliyetlerini ve bunun Balkanlardaki etkisini tartışmayı amaçlıyorum. Sunum içerisinde yumuşak güç ve kamu diplomasi kavramlarını kısaca açıkladıktan sonra kamu diplomasi aktörleri nelerdir, ülke markası inşa etmek nedir, Balkan coğrafyasının Türkiye için önemi, Türkiye'nin kamu diplomasisinin gelişimi ve daha sonrasında Balkanlarda bu anlamda ne gibi faaliyetler yürütüyoruz? Bu faaliyetlerin etki düzeyi nedir? Buna kısaca değindikten sonra sonuç kısmına geçmeyi planlıyorum. Öncelikle yumuşak güç kavramı Josef Nain tarafından 1990'lı yıllarda bir ülkenin dünya siyasetinde istediği sonuçlara, onun değerlerine hayran olan, onu örnek alan, refah seviyesine ve fırsatlarına özenen ülkelerin kendisini izlemesiyle ulaşması şeklinde bir tanımlama yaptığını görüyoruz. Bir diğer tanımlama da ISRV'ye göre yumuşak güç kavramı iki farklı şekilde ifade edebiliriz. İlki dar anlamıyla yumuşak güç kültürel etkiyle benzer bir kullanıma sahip. İkincisi ise daha geniş bir kullanımla, daha geniş bir tanımlamayla kültürel ve ekonomik gücü de içerecek şekilde askeri olmayan gücü tarif ederken kullanıyoruz. Bu noktada Huvin, Josef Nain'in istediklerimizi başkalarının da istemesini sağlamak şeklinde yaptığı ifadesini, istediklerimizin başkalarınca da istenmesi veyahut kabul edilmesi şeklinde tanımladığını görmekteyiz. Bu gücü kullanan ülkelerin ve liderlerinin karizmatik bir görünüme sahip olduğunu ve bu yüzden yumuşak gücü kullanan ülkelerin kullandıkları ülkelerde popülaritesinin arttığını ve aynı düzeyde liderlerinin de popülaritesinin arttığını görüyoruz. Bu noktada değinmek istediğim ve konumun ana muhtevasına karşılık gelen kavram ise kamu diplomasisi. Kamu diplomasisi nedir diyecek olursak 20. yüzyıl diplomasi algısı ve anlayışı ile beraber soğuk savaş dünyasının sınırlılıkları çerçevesinde belirlenen bir unsurdu. Ve toplumların üzerinde baskı olan, dayatma olan, iletişimin kısıtlı ve teknolojik gelişmelerin şimdiki kadar toplumları etkilemediği ve daha çok ideolojilerin hakim olduğu bir yüzyıldan bahsediyoruz. 21. yüzyıl küreselleşmeyle birlikte çok önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, teknolojinin ve iletişimin geliştiği, sınırların kalktığı, yani dünyanın daha da küçüldüğü bir döneme işaret ediyor. Bu doğrultuda küreselleşme sürecinde siyaset ve yönetim anlayışındaki değişikliklerle birlikte kamu diplomasisi çok daha etkin bir olgu haline geliyor ve kamu diplomasisinin hedeflerini incelediğimiz zaman geleneksel diplomasiden farklı olarak
başka ülkelerin hükümetlerini değil de hükümet dışı aktörleri ve kamuoylarını hedeflediğini ve ülkelerin kamu diplomasisi aracılığıyla yabancı ülke vatandaşları ile kendi vatandaşları ve kurumlar arasında bir diyalog kurma imkanına sahip olduğunu görüyoruz. Görüldüğü üzere kamu diplomasisi sanıldığından çok daha kapsamlı bir yapıya sahip ve bu yüzden stratejik bir öneme de sahip. Doğru kullanıldığı zaman hem kullanan ülkenin imajını ve itibarını arttırıyor hem de stratejik değerini arttırarak o ülkeyi bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu yüzden o ülke politikalarını başka toplumlara ve ülkelere de benimsemesine yardımcı oluyor. Bu noktada kamu diplomasisinin hedef kitle açısından devlet kanallarından ziyade sivil aracılıklarla yapıldığı zaman çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü devlet kanallarından kamuoyuna iletilen mesajlar daha çok propaganda şeklinde algılanıyor ve sivil mekanizmaların daha etkili olması söz konusu. Bunu doğrultuda kamu diplomasisi faaliyetleri devletin hazırladığı bir politik ve program doğrultusunda fakat devletten bağımsız olarak görülen mekanizmalar tarafından yürütüldüğü zaman çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Kamu diplomasi aktörlerine değinecek olursak devlet kurum ve kuruluşları, Türkiye'den TİKA, YTB, Maarif Vakfı, Kızılay Diyanet gibi, bunun dışında sivil toplum örgütleri, üniversite ve okullar, okul nezdinde önem taşıyan ve toplum nezdinde önem taşıyan kanaat önderleri, sanatçılar, bilim insanları, medya ve haber ajansları şeklinde özetleyebiliriz. Peki Balkan coğrafyasının Türkiye için önemini ne diyecek olursak, Balkan coğrafyası hem Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde oldukça önemli fakat öneminin Soğuk Savaş sonrası daha da arttığını görüyoruz. Soğuk Savaş sonrası Balkan coğrafyasında yaşanan savaşlar ve bu savaşlarda Müslümanların ve Türklerin doğrudan hedef alınmasıyla Türkiye'nin bölgeye olan ilgisini ve etkinliğini arttırması söz konusu. Nitekim savaş sonucu barış sürecinde barışın tesisi için Türkiye'nin doğrudan katkı yapması da söz konusu. Ülkeleri ele alırsak Yunanistan ve Bulgaristan gibi Türkiye açısından uzun süre bir güvenlik tehdidi olarak algılanan ülkeler olduğu gibi Bosna ve Kosova gibi ilişkilerin çok daha iyi düzeyde olduğu ülkeler de bulunmakta. Bu ülkelerin Türkiye'nin bölgedeki her faaliyetini kendilerine karşı algılamamasını sağlamak ve bunlarla bu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak gerekiyor. Ve Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin değişen bu yapısında uluslararası ilişkilerde oluşan bu yeni araçlar ki bu kamu diplomasisi Türkiye'ye bu yönde çok ciddi fırsatlar sunuyor. Baskın orana göre Balkanların önemi şu şekilde ifade ediyor Türkiye açısından. Balkanlar Türkiye'nin hedefi olan batıya ve maddi manevi olarak tek açılım yolu olduğu görüşünde. Baskın oruna göre karayollarını maddi açılım yolu olarak görüyor ve manevi açılım yolunu ise Türkiye'nin barış içindeki bir Balkanlarda söz sahibi olmasında buluyor. Bu noktada Türkiye'nin Balkan politikasını etkileyen en önemli unsurlardan biri de az önce bahsettiğimiz gibi o coğrafyada yaşayan Türk ve Müslüman nüfus. Ayrıca Türkiye'nin coğrafyaya olan ilgisi her ne kadar yüksekse coğrafya halklarının da bize karşı o nispetli bir ilgisi olduğundan bahsedebiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela kriz ve sıkıntı zamanlarında bölgeden Türkiye yoğun göçün artması bunun en net örneği aslında. Mesela eski Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk gibi ülkelerden Türkiye'ye yaşanan bireysel ve toplumsal kitlesel göçler bunun en net örneği. Ki zaten Erdem Bey'in de bahsettiği gibi Türkiye'de yaşayan yaklaşık Balkan kökenli 15 milyon nüfus bu anlamda karşılıklı ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi Türkiye'de kamu diplomasisinin gelişimi ve Balkanlardaki faaliyetlerini inceleyecek olursak çeşitli vesilelerle Türkiye Cumhuriyeti Soğuk Savaş'ın bitimine kadar olan süreçte sadece yurt dışında yaşayan vatandaşlarıyla klasik usullerle ilgileniyor. Çünkü bu dönemde geri kalan halklarla ve onun dışında Türk toplumlarla ilgilenmek pan-İslamizm ve pan-Türkizm olarak değerlendirilebileceği için bir tehlike ve macera süreci olarak değerlendiriliyor. Bu yüzden bu sürece kadar Türkiye'nin soydaş ve dindaş topluluklarla çok yakından ilgilenmediğini görüyoruz. Bu noktada Türkiye kamu diplomasi serüveninde attığı ilk adımlardan birisi 92 yılında kurulan TİKA. TİKA Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra karşılaşılan bu yeni dönemde yeni kurulan bu Türkiye Cumhuriyetleri dış yardımlar
yapmak amacıyla kuruluyor. Bu nedenle ilk temsilciliklerini de bu ülkelerde açıyor zaten. Ayrıca bunun dışında yurt dışında bulunan ortak tarihi, kültürel ve toplumsal mirasın ve değerlerin korunması, işte toplumlar arası önyargıların giderilmesi, medeniyetler arası diyaloğun güçlendirilmesi noktasında TİKA'nın çalışmalar yaptığını görüyoruz ve bu noktada Türk dış politikasının daha aktif hale getirilmesi amaçlanıyor. 92-2002 arası dönem TİKA açısından durağan bir faaliyet sürecini kapsıyor. Çünkü o dönemde Türkiye'nin siyasal hayatının da bu manada problemler içermesi nedeniyle biz bu durağanlığı görmüş oluyoruz. Fakat 2002 sonrasında dış politikada kamu diplomasi kuruluşları AK Parti hükümetleri döneminde daha etkin bir dış politika enstrümanı olarak kullanılıyor. Mali açıdan bunu inceleyecek olursak 2002 yılında yardımlarımız mesela 85 milyon Amerikan doları iken 2017 yılında 8 milyarı aşan bir boyut ulaşıyor. 2002 yılında 12 tane TİKA ofisimiz varken şu anda mesela 62 TİKA ofisi 150 civarı ülkede faaliyet yürütüyor. Bununla beraber mesela ben de bu faaliyetler arasında bir örnek verecek olursam 2017 yılında TİKA'nın düzenlediği tecrübe paylaşım programı kapsamında Afrika'ya gitmiştim. Bu projede TİKA 200'e yakın üniversite öğrencisini 20 farklı Afrika ülkesine yollayarak buralarda faaliyet yürütmüştü. Mesela biz sivil resmi kuruluşları ziyaret ettik, yerel halkla iletişim kurduk. Orada TİKA'nın düzenlemiş olduğu faaliyetleri aracısı olduk. Mesela 2018 yılında TİKA bu faaliyetlerini Balkanlara taşımış ve Balkanlarda da faaliyet alanını bu şekilde genişletmiştir. Bunun dışında Türkiye'nin Balkanlarda yürüttüğü faaliyetleri birkaç örnek daha verecek olursam, işte mesela Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı'nın teknik altyapısının yenilenmesi, işitme engelli çocuklar enstitüsüne yapılan yardımlar, Kosovalı çiftçilere tarım makinesi desteği gibi birçok faaliyetin yürütüldüğünü görüyoruz. Türkiye'nin bir önemli bir diaspora potansiyeli sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü mesela bizim Türkiye'nin yurt dışında yaşayan 5 milyonu aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Fakat bunun dışında 200 milyon olduğu tahmin edilen soydaş ve akraba toplulukların da varlığı söz konusu. Bu kapsamda Başbakanlık 2010 yılında da zaten yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı olan YTB'yi kuruyor. Bu noktada biz genişletilmiş bir diaspora tanımı aracılığıyla Türkiye'nin kamu diplomasisinde faaliyet alanını genişlettiğini görüyoruz. Bu genişletilmiş diaspora kavramıyla anlatılmak istenense ilgi alanının, Türkiye'nin ilgi alanının yalnızca yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla sınırlı kalmayıp Türkiye'nin siyasi ve beşeri coğrafyasıyla bir şekilde tarihsel bir ilişki içerisinde bulunan herkesi kapsaması söz konusu. Bu genişletilmiş diaspora kavramı Ahmet Davutoğlu ile başlayan ve AK Parti'nin siyasi söylemine gönül coğrafyası olarak yer alan terimle ilişkilendiriliyor. YTB her ne kadar diasporaya yönelik bir kurum olsa da faaliyetlerini sadece bu açıdan değerlendirmek pek mümkün değil. Çünkü bunu da aşan faaliyetleri söz konusu. Bununla beraber TİKA ve YTB'nin faaliyetlerine sadece Türk ve Müslüman topluluklarının faydalanmadığını, ihtiyaç ve talep doğrultusunda diğer topluluk ve grupların da bu kamu diplomasisi faaliyetlerinden faydalandığını ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü aksi takdirde Türkiye'nin dışlayıcı ve ayrıştırıcı bir tutum sergilemesi Türkiye için bir antipati doğurabilme riskini taşıyor. Balkanlara yönelik faaliyetleri olan tek kurum tabii ki YTB ve TİKA değil. Bunun yanı sıra 2007 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü önemli bir yere sahip. Bu enstitü Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtılması ve yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapıyor. Bunun dışında TRT önemli bir yere sahip. TRT'yi almışken Türk dizileri de bölgede çok önemli bir yere sahip. Türkiye Maarif Vakfı 2016 yılında kurulan, o da eğitim alanında faaliyetlerini yürütüyor. Diyanet şeklinde özetleyebiliriz. Peki Balkanlardaki bu kamu diplomasi faaliyetleri açısından genel olarak baktığımız zaman çok olumlu etkiye sahip, fakat bütün ülkeler arasında eşit bir dağılım göremiyoruz. Çünkü en çok faaliyet gösterilen ülkeler Bosna Hersek, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk. Bu durumun sebebi ise Türkiye'nin bu coğrafyalarda gönül bağı açısından ve akrabalık, soydaşlık ve dindarlık açısından nüfusun çok daha ağırlıkta olması sebebi
yer alıyor. Bir diğer ilginç durumsa faaliyetlerin daha çok bölgeselleşmesi. Bu anlamda mesela Sırbistan'a bağlı Sancak bölgesi, Moldova'ya bağlı Gagavuz özerk bölgesi dikkat çekiyor. Mesela ilkinde Sancak bölgesinde Müslüman Boşnaklar, ikincisinde ise Ortodoks Hristiyan Gagavuz Türkleri yaşıyor. Ve bu noktada kurumlarımızın pozitif bir ayrımcılık yaptığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Yunanistan faaliyet yürütülen ülkeler arasında en alt sırada yer alıyor. Üstelik bu bağlamda tabii bunun bu kadar az olmasının sebebi sadece Türkiye'den kaynaklanan bir durum değil. Çünkü Yunanistan ve Bulgaristan Türkiye'nin bölgedeki yapmış olduğu kamu diplomasisi faaliyetlerinden rahatsızlık duyuyor ve Türkiye'yi bir rekabet ve tehdit unsuru olarak algılıyor. Bu nedenle faaliyetlerin bu anlamda bazı bölgelerde daha çok yoğunlaştığını, bazı bölgelerde ise daha sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Toparlayacak olursam, kamu diplomasisi çok boyutlu ve kapsamlı bir yapıya sahip olduğu için daha stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalı ve bu anlamda Türkiye bütüncül politikalar oluşturmalı. Nitekim bu süreç tek bir kişinin ya da kurumun yapabileceği bir olgu olmayıp sadece siyasal iktidara, hükümete ve devlete mal edilerek bir başarı beklemek de pek gerçekçi değil. Bu yüzden kamu diplomasisi toplumun bütün kesimlerinin katkı sunması gereken bir süreç. Bu katkının alınabilmesi için toplumda bu anlamda bir farkındalık da oluşturulması gerekiyor. Bu noktada Türkiye'de sayısı 200 aşan üniversitenin olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, lisans ve yüksek lisans seviyesinde derslerin verilmesiyle, uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulmasıyla bu anlamda yetişmiş insan kaynağını arttırmamız da pekala mümkün. Mesela geçtiğimiz yıl YLS'ye bursu ile yurt dışına iletişim başkanlığı, kamu diplomasisi alanında çalışmak üzere, yüksek lisans eğitimi almak üzere öğrenciler yolladı. Bunlardan birisi de benim arkadaşımdı. Yani akademimize de bu anlamda oldukça iş düştüğünü altını çizmek lazım ki şu an yapmış olduğumuz gerçekleştirilen Uluslararası Balkan Sempozyumu da bu çabanın bir parçası aslında. Mesela bunun dışında TRT, son yıllarda TRT Avaz, TRT Arapça, TRT Türk gibi yurt dışına yönelik kanallar kurdu ve bu kanallar aracılığıyla ülkemizin tanıtılmasında ve politikalarımızın anlaşılmasında aracılık üstleniyor. Bu manada TRT'nin Balkanlar özelinde Balkanlara yönelik bir kanal kurması da pekala katkı sağlayacak bir çalışma olabilir. Bu noktada bir diğer önemli husus da özellikle büyük bir seyirci kitlesine sahip olan futbol, basketbol, voleybol, güreş gibi spor alanlarında Türkiye'de oynayan sporcuların ve Türkiye'den Balkanlara coğrafyasına gidip orada faaliyet gösteren sporcuların da önemli bir yumuşak güç unsuru olabileceğini ve desteklenmesi gerektiğini ifade etmeliyiz. Nitekim hem geçmişte hem günümüzde birçok Balkan sporcunun Türkiye'de yer alan spor kulüplerinde oynadığını ve Türkiye'nin tanınırlığına katkı sağladığını söyleyebiliriz. Mesela 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe basketbol takımında oynayan Pero Antic şu anda Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı ve onun bu konumu yumuşak güç adına, kamu diplomasisi adına biz Türkiye için bir imkan sunuyor ki bunun gibi birçok sporcu havuzuna sahip Türkiye. Türkiye'nin yavaş yavaş bitirecek olursam Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasını ve çabasını sürdürebilmesi için mevcut küresel rekabet ortamında elini güçlendirebilecek en önemli unsurun Türkiye'nin sahip olduğu bu kamu diplomasi potansiyeli olduğunu düşünüyorum ki bu yüzden bu potansiyelin etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla güçlü, itibarlı, saygın ve güvenilir bir Türkiye imajının, bir Türkiye markasının inşası yolunda adımlar atmamız pekala mümkün. Ve inşa edilecek bu Türkiye markası ile Türkiye dünya kamuoyunda kendisini daha etkili şekilde anlatabilir, daha ikna edici olabilir, daha kalıcı barışlara imza atabilir. Çünkü ancak böyle bir yapıyla Türkiye 21. yüzyıl siyasal düzeninde bölgesel güç iddiasında olabilir ve Balkanlardaki etkisini arttırabilir. Bu yüzden az önce bahsettiğim gibi sadece devletin etkin olmadığı, toplumun tüm kesimlerinin bir parçası olduğu ulusal bir kamu diplomasisi politikası, yani ortak bir yol haritası oluşturmamız gerekiyor. Tabii bu faaliyetleri yürütürken etkili sonuçlar elde edebilmek için rasyonel, ikna edici ve meşru bir zeminde bu işleri yapmamız gerekiyor. Ekonomiden siyasete, hukuktan sosyal alanlara kadar
pek çok alanda Türkiye ne kadar gelişebilirse, kendi halkını ne kadar mutlu edebilirse, o ölçüde başka ülkelere örnek olabilir ve markalaşabilir. Ve bunun sonucunda da bir cazibe merkezi haline gelebilir. Yani gelişmişlik düzeyimizi artırabildiğimiz ölçüde, ki bu ekonomiyle sınırlı değil elbette, daha bütüncül bir şekilde bütün bir yaşamı kapsıyor. O ölçüde biz Balkan coğrafyasındaki faaliyetlerimizi başarıya ulaştırabiliriz. Bununla birlikte siyasi ilişkilerin istikrar kazanması, bir siyasi kültürün oluşması, yönetimde kim olursa olsun tüm bu kaygılardan uzak bir şekilde herhangi bir değişikliğe bakmaksızın bu politikalarımızın istikrarlı bir ve düzenli bir şekilde sürdürülmesine de ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden iç politikadaki sorunlarımız yolunda sorunlarımızı çözmek adına atılan adımlar hem kamu diplomasisi açısından işimizi kolaylaştıracak, hem de zaten bu çalışma kendisi aslında bir kamu diplomasisi faaliyeti olarak bizim katkı sağlayacak. Son olarak adalet, bireysel hak ve özgürlükler ne kadar güçlü olursa, ekonomik anlamda gelişim ne kadar sürdürülebilir kılınırsa, toplumsal birlik ve beraberlik ve ortak hedef anlayışı ne kadar sağlanabilirse, Türkiye o nispetle büyüyen ve güçlenen bir ülke olarak öncelikle Balkan coğrafyasında olmak üzere bir aktör olarak yer aldığı tüm çatışma bölgelerinde etkin hale gelecek ve barışın tesisi, barışın korunması ve geliştirilmesi adına katkı sağlayabilecek. Ancak bu noktada son olarak değinmek istediğim bir diğer hususta, Türkiye her ne kadar bahsettiğimiz bu konularda ilerleme kaydetse de Batı dünyası başta olmak üzere dış dünyadaki algısını da aynı oranda yansıtmak zorunda. Aksi halde kendisini anlatamayan, tanıtamayan ve oluşan ya da bir takım dış yapılar tarafından oluşturulan ya da oluşturulmak istenen olumsuz algıları da engellemek, az önce bahsettiğim gibi kamu diplomasisi faaliyetlerimizin başarıya ulaşması açısından önümüzde duran bir ödev olarak yer alıyor. Konumu bu şekilde nihayete erdirmiş olayım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ağzınıza sağlık. Çok önemli noktalara değindiniz. Şimdi sorulara geçecek olursak, aslında bir sorumuz var. Oğuzhan Akan isimli bir dinleyicimizden Enes Bey'e bir soru gelmiş. Şimdi askeri gücün kamu diplomasisine etkisi var mıdır diye soruyor. Var ise Bosna için bu etki söz konusu mudur diye bir soru sormuş. Enes Bey, size yönlendirir soruyu. Teşekkür ederim. Bu askeri güç kamu diplomasisine kullanılabilir mi? Erdem Bey zaten sunumunda biraz değinmişti. Mesela Türkiye'nin işte Bosna Savaşı sonrasında orada barış gücü harekatına TSK aracılığıyla katılması bu anlamda atılan bir adım. Bunun dışında mesela TSK'nın barışı korumak amacıyla yapmış olduğu bu çalışmalar kamu diplomasi faaliyetleri açısından değerlendirilebilir. Sadece bu hususu askeri hareket nezdinde de sınırlandırmamak lazım. Ben çok sunumda değinmedim fakat mesela TSK Ramazan aylarında işte yardım faaliyetlerinde sivil ve askeri işbirliği açısından çeşitli adımlarla hastanelerin ya da çeşitli kuruluşların restorasyon sürecinde bölgede faaliyet yürütüyor. Yani TSK'nın yapmış olduğu bu faaliyetlerde bu kapsamda değerlendirilebilir. Fakat bir askeri anlamda bu faaliyetleri yürütmek oldukça hassas bir zemine sahip. Çünkü yapmış olduğunuz bu faaliyetlerin kamu diplomasisi değil de daha farklı bir şekilde diğer ülkeler tarafından değerlendirilmesi de pekala mümkün. O yüzden bu şekilde özetleyebilirim yani. Teşekkür ediyorum. Başka sorumuz yok sanırım. Aslında bize ayrılan süreyi de yavaş yavaş dolduruyoruz. Ben bütün katılımcılarımıza tek tek teşekkür etmek istiyorum. Değerli çalışmalarını bu sempozyuma katılarak bugün bizlerle paylaştıkları için. Ayrıca Uluslararası Balkan Sempozyumu başarılı bir şekilde hayata geçmesine emeği geçen tüm hocalarıma ve sempozyum sekreteriyesi üyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Hem de bu oturumu yayın üzerinden takip eden izleyenlere de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve sempozyumumuzun üçüncü günün ikinci oturumunu burada sonlandırıyoruz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.